Değerli misafirlerimiz, Sayın Grup Başkanımız ve Başbakanımız Grup Genel Kurulu toplantımıza teşrif etmişlerdir. Kendilerine grubumuz adına hoş geldiniz, sefalar getiriniz diyoruz. Hoş geldiniz Sayın Başbakanım. Haydi gençler. Her zaman susturuz. Geçti artık. Neyi bulanayım? Neyi? Değerli misafirlerimiz, kıymetli milletvekillerimiz, haftalık olan Grup Genel Kurulu toplantımızın 26. dönem 3. yasama yılı 5. birleşimini açıyorum. İzninizle grup toplantımızda teşrif eden misafirlerimizi anons etmek istiyorum. Düzce Merkez İlçe Teşkilatımız, Kocaeli Dilovası Teşkilatımız, Uşak Ulubey Teşkilatımız, Trabzon Maçka Teşkilatımız, Balıkesir Burhaniye Teşkilatımız, İstanbul Maltepe Teşkilatımız, İstanbul Çatalca Teşkilatımız, Aydın Kadın Kollarımız, Ankara Polatlı Gençlik Kolları Üniversite Birimiz, Denizli Pamukkale Ünal Gençlerimiz. Hoş geldiniz gençler. Kayseri Pınarbaşı muhtarlarımız, Mersin İl Başkanımız, Erdem İlçe Başkanı muhtarlarımız, Almanya'da yaşayan Türk iş adamlarımızdan bir heyetimiz var. İstanbul Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğimiz, İstanbul'da yaşayan Ordu Çaybaşılar Derneğimiz, Sakarya Kız Anadolu Üniversitesi öğrencilerimiz, Kütahya Tunç Bilek Belediye Başkanımız, Samsun Kadem Derneğimiz, Zonguldak Gökçebey Belediye Başkanımız, Zonguldak Bakacakadı Belediye Başkanımız. Tüm misafirlerimize grubumuz adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum tekrar. Sayın Grup Başkanımızı ve Başbakanımızı haftalık grup konuşmasını yapmak üzere küsfiyet işlerinizi arz ediyorum Sayın Başbakanım. Buyursunlar. Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok kıymetli misafirler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geride kalan iki hafta boyunca çok yoğun bir gündem geçirdik.
Bir yandan uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptık. Somali'den Özbekistan'a, Pakistan'dan Irak'a ülke liderleriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Birincisini bu sene düzenlediğimiz TRT World Forum'u uluslararası toplantısında birçok dünyanın her tarafından gelen uzmanlarla bir toplantı gerçekleştirildi ve bunun açılışına katıldık. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi'nin akademik yıl açılışını gerçekleştirdik. Bu yıl 10.sü düzenlenen Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansında siber güvenlik konusunda bizi bekleyen tehditlerin ne olduğunu, neler yapılması gerektiği konularında akademisyenlerle, uzmanlarla kapsamlı değerlendirme fırsatı bulduk. Yine İstanbul'da Afrika Eğitim Bakanlarına ve D8 zirvesine Cumhurbaşkanlığımız ev sahipliği yaptı. Tabi bu arada dış dünyadan gelen bu heyetlerle kapsamlı görüşmeleri yaparken aynı zamanda il ziyaretlerimizi de ihmal etmedik. Elazığ ve İzmir'de iş dünyamızda parti